Al. Al aynacı ifşa. Şunda. Kaju Master. Sonra kim var? Viabik. Koyraz. Ahmet be. Selamlar. Azıcık kayıver abi. Kay şu telefonu verecek misin? Ben bir şey duymuyorum lan bu arada, sen duyuyor musun? Bana şu an gene iki kulaktan birden giriyor. Ya sizin yapacağınız... Sana neyi vereyim dedin? Telefonu alayım. Bir de şey ya, şu mikrofonların jacklarını değiştirsene sen zahmet. Nasıl? Hayır, onu ona, onu ona. Çünkü garip bir şekilde bana hiç gelmiyor sana. Orkestra güzel ama. Aslında kredi müzikleri iyi oluyor. Aha, vallahi geldi. Oldu mu? Geldi, teşekkür ederim. Ezio's Family. En sevdiğim müziktir. Çok güzel. Çünkü abi, bir tek Assassin's Creed oynadım. Yani şey, ya bir tek demeyeyim de en sonunu oynadım. O kadar. Herkes olsun. Efendim, Dostkoyoğlu Talha Aynacı kanallarına ve aynı zamanda Sinek Burada takipçilerine selamlar olsun. Merhabalar. Ben de şurada hemen chat'imi açayım. Ben de onu yapmam lazım ama. Ekstradan da dökmek lazımmış. Aynen. Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Haku Aron, Black Moonlight. Belki de sıcaktan biraz olması var. Okan Şahin. Serhat Kale. Piştikten sonra atmak lazım belki abi. Artık öğret. Buradalardan da gelenler varsa herkese selamlar. Merhaba. Joy Bishop, Abraham, Childo Step, Sulu Karpuz, 23 Musti, Smasro Volkan, Diyarbik, Limon, Kral Baba Koyar, Krakan, Terbiyeli Fare ve daha nicelerine hoş geldiniz diyelim. Baba Koyar mıymış? Abi daha neler neler var. Valla en hesap bu sefer kim olmuş? Senin 3000 daha kişi. Daha abi dün çok faciaydı ya, özür dilerim abi. Dün, ya, dün ben biraz kaldım. İnek yemi gibiydi ama. Çok biliyorsan kalk. Yok evet, dünkü öyleydi abi. Korktum dün, biraz ya, fazla yağlı olmasın falan. Dünkü efsane olmuş abi. Konferans sesi az, ne güzel evet. Bir türlü ses olmadı abi. Acırın abi gibi. Sonuna kadar açtın neredeyse. Şuradan da düzelttik mi? Açılmamış abi. Narsist değiliz. Hirohir merhaba, Ümitciğim selamlar. Yayını açtık açtık, şimdi gelir. Kartal. Tibet. Valla Watch Dogs. Güzel olabilir ya. God of War müziği. Görmek istiyorum ben açıkçası. Aslında Origins müziği işte. Odyssey müziğini çalsın ya. Benim Odyssey müziğiyle ilgili çeşitli fantezilerim. Süper Mario Odyssey mi? Ne. Odyssey müziği abi şeye benziyor ya. Bu yerli Türk filmleri var ya, köyde geçer. Şiirli. Yalnız oğlum üzerine ekstradan serpince çok tatlı oldu lan. Evet abi, bunu da senden ben öğrenmiş oldum. Mesela? Bak, bunu pişerken az sarımsak, karabiber, finalde de üstüne bir sarımsak, evet. Müthiş. Aynen. Kanka organik, evinde yapabilirsin artık. 3 liraya alıyorsun mısırı. 3 lirada şey miydi, sarımsak tozu muydu? Bitti ya. Kaç porsiyon çıkar biliyor musun böyle? Nasıl kilo alırsın ha, dikkat et. Problemen. Şey, taktiği fazla yayında söyleme ama. Tamam. Aramızda. Ben öyle çok tavanın dibini tutturdup yaktığım için baharatları. Arkadaşlar patlamış mısır yiyoruz. Yani maliyeti 6 TL. Ama özel yapım. Ama özel, Talha Aynacı Edition. Kısacası yeni Assassin's Creed duyurusunu görecek miyiz? Metin Can'cım hoş geldin. Valla herhalde göreceğiz. Yani Assassin's Creed Symphony'den girdiklerine göre yeni Assassin's Creed'i göreceğiz herhalde. Aa, Ezio's Family çalıyor lan zaten. Ha. 6 TL nasıl çok ya? Genel müziği ya. Arkadaş bir şey soracağım bak. Dost Karoğlu kanalında banlanıp da benim kanala geldi arkadaşlar. Valla ayıp ediyorsunuz ha. Abi banlandı, söyle açsın. Ya o adam bilecek iş. Ben adamın kanalına nasıl müdahale edeyim? Abone olursunuz falan, bana özel bir ricada bulunurum tabi dostlar. Ya da gece uyurken gizlice açık burada sosu tarayıcıda. Oraya bir abone, bana da bir abone çözülmüş. Bu arada arkadaşlar her şey maliyet. Bak 6 TL diyorum ya. Abone olun bize. Bugün size Tsubasa oynayacağım, uyumayacağım. Aaa. Telefonu ya bu arada Tsubasa'yı sanki ben çok biliyorum çünkü bana pasladıklarından dolayı oynadım. Bana kalırsa Ahmet oynasın. Buradan bak istersen. Bu arada bugün Facebook'ta çok güzel bir yayınımız vardı. UFC'de Ahmet'i hem gerçek hayatta... Güzel olmuş lan. Ya valla. Güzel olmuş. Senin son dokunuş farklı bir boyuta getirdi. Bu işi biz bir devam ettirelim. Bak düşünüyoruz. Böyle buradan mı yürüyoruz? Meşhur oluyormuş falan. Bırakıyormuşuz oyun oynamayı falan. Sarımsaklı popcorn. Aha.
Orada burada biri abone olmuş. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sift daha yaptık sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Tsubasa Tsubasa diye okunuyormuş. Öyle. Mesela Ghost of Tsushima. Tsushima da eğer Tsushima diye okunuyor. Tsushima. Tsushima. Sı. Yani T'yi olabildiğince az telefiz edin. Sı. Senin katana nerede bu arada? Benim katana şurada, sol tarafta. Sıma. Ben bir Nintendo şeyi bekliyorum ya. Ubisoft'tan. Nintendo'yu mu bir daha? Nintendo bir işbirliği bekliyorum yine. Abi Bethesda ve Ubisoft çok yakın çalışıyor olabilir, neden olmasın? Ne isterdim biliyor musun? Şu Ubi artık kapatmasalardı da. Yani Nintendo Exclusive bile olsa, Nintendo yatırım yapsaydı oraya özel. Switch'te hayvan gibi de satarlardı bu arada. Sesi biraz daha... Abi sonda ya, şuradan falan mı yapmak gerekiyor? Dost. Abi orada da masus sesi. Sonuçta Chrome'un sesini arttırabiliriz en fazla kapalıysa. Parazit ve ses az. Parazit telefonları tuttuğumuz için oluyor. Bir şey olmaz o parazitten. Abi sesi biraz daha açabilir misiniz? Mesela da. Chrome'un bak abi sen. Nerede lan o? Oo, aha dubucu. Oo, Susen be. Çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket efendim. Nerede abi o şey? Ses okey diyorlar. Tamam tamam, sesi iyi. Birkaç kişi iyi diyor. Ellemeyin diyor. Anlamadım sizin derdinizi. Ses iyi demişler. Eyvallah. İlahi merhaba. Mit selamlar dostum. Ace Kiryu, canavar Ömerciğim merhabalar. It's Clubbing Time. Merhabalar. It's clubbing time. Ya ha? Bir yer... Watch Dogs, Watch Dogs, Watch Dogs. Aha. Watch Dogs. Hiçbirini oynamadım lan. Bunlara bir girişmem lazım. Well, used to be. Now it's a right mess. Government's fucked off. Extremists are grabbing power. Organized crime. Devletler yıkılmış. Ekstremist ne diye çeviriyoruz Türkçe ya? Aşırıcı gruplar mı? Yok, aşırıcı grup olmaz. Aşırıcılar. Kuştan hocak. We're building a resistance, one recruit at a time. Konsept bayağı değişmiş sanki. O kim lan? Ana karakter o demeyin. Bu demeyin ana karakter, bu ne? Bence bu kontrol edilen NPC'lerden bir tanesi abi. Bak infiltrator level 8 diye. Bayağı. Oğlum bu kim ya? Cyberpunk. Bir şey söyleyeyim mi? İlk gösterdikleri Watch Dogs fragmanını hala yakalayamadılar lan. Üçüncü oyunda aynı görsellik yok yani hala. Şimdi ne olacak? Biz başka bir NPC'ye geçecek. Onu da kontrol edeceğiz. Bloody drones are everywhere. Ha, radikal. Eyvallah Hakan'cım. Radikal, radikaller evet. Radikal. Aşırıcılar. Aşırıcılar. Radikal. Tabii tabii. Radikaller. Radikal daha böyle pozitif bir kelime değil midir ya? Değil. Yok. Yani hadi bak, kullanım yerine göre değişiyor herhalde abi. Mal mi? Radikal diye bir gazete var hani lan. Radikal diye bir gazete vardı ya. Bundan da downgrade olmaz herhalde yani bu zaten. Çok da şey değil yani. Öyle bir abartı bir şey yok şu an. Yalnız oyun için gösteriyorlar. Memnunum abi şu anda. Yani hakikaten memnunum. Tebrik ediyorum Ubisoft. Yani böyle olsun. Oğlum bir Splinter Cell duyulsa bir de var ya, yıkılır ortalık. Yalnız karakter harbiden tipik bir İngiliz ya. Evet. Ama yani bilmiyorum. Tam bir Fokine'ye. Ama bu değildir adam karakteri. Bence bu karakterlerden birisi abi ya. Ya da kendimiz mi yaratıyoruz karakteri? Ya da şey mi, bütün oyun sen sistemsin abi. Böyle bir şey olabilir mi? Aa bak. Oo. Oğlum niye görüntüsü ışıklandılar? Dead Sack'ten miymiş bu herif ya? Downgrade yedi. Oo yalnız bayağı melee combat üzerine. Canlı yayında downgrade yedi. Oyundan çıkmadan downgrade yedi. Aha! Oh. Şey de güzel duruyor ha. Multiplayer üzerine bu oyun ya. Tamam şimdi başka karaktere geçecek değil mi? Çünkü Resurrect Surrender falan var. Biri gelip kaldırabiliyor falan böyle. Pop listeyi de var herhalde. Oyunlar zor mu şimdi güzel? Pop. Seha bir şey kaçılmadı. Oyun hiç benim istediğim şeyle alakası yok Watch Dogs'la yalnız. Hadi ya. Ya ikinci oyunda benim sevdiğim hiçbir şey görmedim daha şu ana kadar. Ben giremediğim için. Yayıyorum ya.
Ama Melee Combat'ı bayağı geliştirmişler. Yani Melee Combat yok gibi bir şey daha önce, şu an var. Öldü herhalde abi. Öldü, şimdi başka bir ile devam. Ha, öldü. Permadeath. Ha, Permadeath var. Lay to rest. Herhalde bunun yeteneklerini kaybetmiş oluyorsun. Oo, bak. Oh, fuck. Bu şey gibi lan. Phantom Pain'de topluyorsun ya. NPC'leri. Evet. Lovely evening, isn't it? Vay, izleye bak lan. Oh, yeni bir şey denemiş şey. Yeni bir şey denemiş. Eskiden burada kuşları gösterdim. Şimdi hepsi lanet olası bir makine edilmiş. Güzel duruyor lan konsept. Evet, değişik. No, ben beğendim, yalan yok. İlgi çekici. İlginç ya. Yani. Dur baksana, yavaş duruyor. Gene Dead Sect'teyiz, gene şeyiz. İkinci önde. O adam tanıdık mıydı? I should be able to predict his next move from that data. Unfortunately, his records are locked up tighter than your compression. Bu yüzden Legion bu oyunun ismi. Watch Dogs Legion, ekipler bunu Legion bunlar. Birlikler. Aslında biraz Assassin's Creed Brotherhood mantığı. Ha, şöyle işte, ben bunu seviyorum işte abi. Aynen. İşte benim için Watch Dogs bu yani. O çatır çatır dalmak değil. Götünden bu ya. Nice. Oğlum teyze. Yalnız efsane ya. Direkt teyzenin ana karakter olduğu bir oyun istiyorum ben. Oğlum çok iyi olmuş ya. Ha, kimsenin de şüphe duymaması. Helen. Oraya başkasını gönderir gibi şey mi dedi? Let's get some more. Ne var lan? Bak. Oğlum çok güzel olmuş lan mısır. Beğendikçe güzelleşiyor lan tadı. Yes, the Kellys are rumored to run all sorts of illicit goods out of the old stables, some with fingers and toes. Böylece herkesin de hitap etmiş oluyorlar. Hangi? Siyahiyle. Ünlendirme söyleyeyim. Beyazıydı. Lezbiyeniydi. Yaşlısıydı. Yaşlısıydı. I have an idea. Today, everything's all fine and dandy. Bununla play izlemiş ki Mısır'ın tarifini alabilir miyiz? Valla Mısır'ın tarifi... Mısır tarifi barı açacağız bile. Verebiliriz ya. Çok meşakkatli bir işti. Yani bu tarif ortaya çıkarmak kadar... Bu da işin stand tarafı olacak değil mi şimdi? Annemden ve eşimden çok fırça yedim arkadaşlar. Üstünden o kadar bir şey geçip de görmüyorsan... Lan şimdi bunu göster, bir şey söyleyeyim mi? Şu adamlar şu oynanışı gösterdikten sonra Splinter Cell falan duyurmazlar. Yani abi zaten Splinter Cell'de teçhizatlarla adamları böyle gizlilikle geçebildiğin yaptığın şeylerin hepsini burada da yapıyorsun. Yani bildiğin yani alternatif bir oyun olmuş olur. Böyle Splinter Cell falan gelmez abi. Öyle konuşayım de duyursunlar. Sırf ben şey olayım diye böyle. Abi kovalanınca aklımız gelir geri konuştuk. Buyurun o zaman oyunu. Stables. It's human trafficking. Found Jimmy. Yok ya, bunun Cyberpunk'a ne alakası var? Ya bu renk paletinden dolayı büyük ihtimalle. Azıcık pembeyi gören hemen şey yapıyor ya. Cyberpunk diyor. Cyberpunk zaten RPG. Lots of hugs and kisses. Ya şeyden bak, dolayı bence öyle düşünüyor arkadaşlar. Şehrin o synth pembesi. Bir de işte hackleme mekleme falan. Ama harbiden yani Cyberpunk olabilmesi için çok daha combat güzel abi. Cold combat bayağı gelişmiş. Şey lan, John Wick ya bildiğin. Ha? Değil mi? Aynen. Umarım sağlamdır yakın dövüşler yani hissiyat olarak da. Görüntüsü güzel duruyor.
Bak bak. Bana Watch Dogs 2 daha yeni çıkmış gibi geliyor ama bayağı 3 sene oldu. 16 yıldır. Evet. That's the rolling help. Mesela bu karakterin gizlilik ve aksiyon yönü mü ağır basıyor? Değişiyor ha. Herhalde yetenekten. Teyzenin de mesela başka bir yeteneği vardı. Hı-hı. Öyle herhalde. Well, we shot those fucks, didn't we? We almost died out there tonight. Look, thanks for helping me, but I can't handle myself. Right. You think you're better off alone? You think everyone else has given up and there's no one to trust? Teyze ölürse başka teyze bulabilir. Ben şey anlamadım. Mesela bu cutscene başka bir karakterle bunu yapsaydık başka bir cutscene mi izleyecektik? Doesn't have to be that way. Güzel soru. Ya da bölümde belli 3 karakteri mi oynuyorsun? Sıralaması da belli diyelim. Hmm. Belki de şey vardır yine de her şeye devam. Yani kemik bir kadro vardır. Hikaye onların üzerinden işliyorlar hep. He didn't make it. Mesela bak başaramadı, öldü dedi bizim ilk karakter. Ölmeseydi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Cima Twitter abone olmuş, teşekkür ederim. Burada da selamlar diyor bak. Selamlar Zimoter. Zima bu karakteri kurtardı, ona geçti ha. Hı? Kurtardığı karakteri geçti. Yok bir şey kaçırmadım. Daha yeni başlamışlar. Yıllık Necali yayını yapmadık efendim bu sene. Ondan dolayı kaçırmadınız. Aha. Böyle ezik bir NPC'yi alacaksan onu süper kahraman dönüştürüyorsun. Hmm. Hayatta hiçbir şey başaramadık ben. Oo baksana. Şöyle ilginç konsept. Ya. Güzel. Did you like it? Boşluk iyi gidiyor ya. Ben Boşluk serisinden memnunum ya gidişlerden. İlk oyun çok gönüllü ama ben mutluydum yani. Yani çok şey değil de. Değilmişim yani. İkinci oyuna bayıldım zaten. Bye bye Lon! Teşekkür ederim. Sağ olasın desteğin için. Bir an konferanstan geliyor zannettim var ya da bir. Teşekkür ederiz arkadaşlar desteğiniz için. And for the past 2 years the team and I have had the privilege. Aha. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. That we are very proud of. Watch Dogs Legion is set in London, one of the greatest cities in the world, and it's had a massive influence on all of our culture. Ersin buradaymış. Dikkatli olalım belki görürüz. Today, Brexit. London's at a turning point. Brexit. It's hard to predict what the Brexit'le alakalı mı yani? Ha evet, Brexit sonrası İngiltere'yi anlatıyor. De böyle şeyler tepki çekmez mi acaba ya? Yok be, gençliğin hepsi zaten Brexit'e karşı olduğu için. Far Cry 5'te bayağı bir şey olmuştu ya. Söylemişti insanlar. Biraz daha farklı. İngiltere'de zaten yaşlılar Brexit'i istemiş. Gençler Brexit karşıtı. Abi niye istiyorlar ya? Çıkmak mı? Ha, abi, o biraz şeyden oldu ya. Serbest dolaşım var ya bir de Avrupa Birliği'nde. İşte bu Suriyeliler falan İngiltere'ye de geliyor. Şeyle korkutmuşlar ya herhalde bu Türklerin. Türkler gelecek falan filan. İşte, Türkler, Suriyeliler. O muhafazakar kesim istemedi öyle olmasını. Tabanı yemeyin abi. Kör eder. Çok güzel, eline sağlık. Rica ederim, afiyet şeker olsun arkadaşlar. Ben efsaneyim. Bu artık yeni bir şey, bunu artık. Ben buradan yürüyeceğim, anlaşıldı. Karpuzdan sonra. Karpuz kaldı mı? Karpuz var da, yarım bir karpuz var. Mete yok mu orada? In our game, every Londoner is fully simulated with a persistent life and relationships, and anyone from the entire population can be recruited into your team. Oh shit! İşte araçlarında sadece disk 1 olacak. Evet, öyle fark ettim onu zaten. Gösterilen tüm görüntüler sadece ilk şeyden yani, ilk bölümlerden. Belli ki sadece disk 1 bile olmayacak bence. Saçma sapan bir şey ya. Final Fantasy 7'nin reçetesi yapmış gibi olmuş.
Evet, baktığımız kısım bitti artık. Afiyet olsun. Oğlum ne var lan bunun içinde? Eritirim, eritirim. Sıkıntı olmaz. Hı? Tarihi geçmişte şey mi? Alkol ne mi? Ne koydunuz lan bunun içine? Vodka mı koydunuz? Ne koydunuz bunun içine? Tamam mı? Oğlum bak, tarihi geçmiş olabilir ha. Tarihi geçtiği için de şey olabilir. Oluyor ya bu. Sonuçta üzüm falan da abi. Normal. These ladies fucking invented hacking. Bunu götürüyorum ya. Bunu götürüyorum. Baksana bayağı şey var. Abi polis var. Bir tane hooligan var. Bir tane amca var, yaşlı amca. Bayıldım ben. Yaşlı teyze var. Konsept çok güzel. Evet, ilginç olmuş ya. Yenilik iyidir. I hope to see you on the booth. Thank you for your time and welcome to the resistance. Hoş bulduk, hoş bulduk. Resistance'a hoş bulduk. Welcome to the resistance. Oyun çok başarılı. Tebrik ediyorum. Çok güzel görünüyor oyun. London. Had a good run there for a while. Why? Now it's all right. Bombings. And people thrown in cages like animals. Oh. I know you could forget the killer robots everywhere. So yeah, it's all gone a bit shit. It's up to us to take our city back. Thing is, we can't do it alone. We need to recruit a resistance. I know what you're thinking. Where do we start? Open your eyes and take a look around. Look here. Look at him. No, not him. Him. Former MI5. Duty never ends. He can get anywhere and erase anyone. See her? Thanks. Kick those bastards out of London. She got kicked out of Oxbridge Robotics School for teaching him to reproduce. What lan? Şey, Spider-Man kill ufacık bir şey yapmışlar. Evet bak, farklı dedim. Mesela bu direkt şey, dövüşü direkt. Gitçe bu lan şarkı. Abi ben şu yaşlıları oynamak istiyorum ya. Dost ve Tahlı'nın kafet gameplayine bayıldım. Oo, bayağı geç geliyor. Retired Assassin. Allah Allah, emekliye ayrılmış. Yürümesine bak. Yaşlı değil, oo, deneyimli. Oo, sıktı kafasına ya. Like I said, major hacker. And I mean bloody anyone. Him, her. Herkes gizli bir silah. Secret weapon. Find them. Recruit them. Build the resistance. Bu sefer de sen kendi sesinizi. Şu anda seslerde bir problem var mı abi? Varsa nedir? Anlamadım. Az önce açlık sesi, şimdi bizim sesimizde ne var onu anlamadım. Aşırı mı yüksek? Teyze adamdır. Hı. Abi çok. Evet. Seste problem yok. İyi iyi, böyle güzel güzel, iyi iyi iyi, genelde iyi. Ortam. Abi bizim sesimiz videoyu bastıracak çünkü biz de konuşuyoruz yani. Mat 2020. Aa. İyi. Son barda çıkartıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? 2020'nin başlangıcı bayağı doldurdular gene. Doldurdular gene. 2020 Mart Nisan bayağı alev almış durumda şu an. Koronayla alakalı bir şey var. Bu şey değil mi ya? Bu Noel şarkısı değil mi? My name is Rob McElhenney and for the past 14 years I have been making a television show called It's Always Sunny. It's Always Sunny. Bu çok meşhur da şu şey oynuyor, kısa boylu bir kelba adam var. Danny DeVito. It's Always Sunny. I wanted to express that love video. Niye buraya gelmişim bu? Save for playing them. Kesin bir yardım oyunu istiyorlardır. And that is to make a TV show about them. More importantly, the people who create those games and the people who play them. So, last year, I called the funniest people that I knew. Charlie Day, Megan Gans, and David Hornsby. Gelmez abi ya, Splinter'sel duyuruzda. Blacklist. Abi az önceki oyun zaten yeterince gizlilik temasına sahip. Alternatif gibi olur Splinter'sel olan.
because, as you all know, nobody smells bullshit like this particular community. So we did the right thing. We partnered with Ubisoft, and away we went. Gece, it has been an incredible experience working with one of the biggest and best game developers in the world to inspire us, because our show takes place in the fictional studio that created the biggest MMORPG in the world, Mythic Quest. And we meet them on the cusp of releasing their biggest expansion yet, Mythic Quest, Raven's Banquet. The show follows the team of devs as they navigate the challenges of running their game while dealing with the difficulties of modern meta bir şey yapmışlar ya. These people are truly stuck together, yet they grind it out day after day for the love of the game. And at the head of that team is my character, creative director, Ian Grimm. Bir de Obsidian'dan sonra zaten like, güzel. Çok meta bir şey yapmışlar ya. Ne yapmış anlamadım. Like most abi oyun içerisinde oyun yapmaya çalışan birilerini falan anlatan böyle bir şey Stanley Parable like kafasında bir şeyler var. Like most of I've met, he has an ego the size of a city bus. Valla ben gelmedim dediğinizde kesin gelecek. Görürüz. Joking aside, it is clear that those creative directors and the thousands of people who work on these games put everything that they can into them. They recognize that they have tremendous opportunity and responsibility. They must do everything in their power to ensure that the games are nothing short of the best that they can make. Because that is what the community deserves. I promise you that in making this show, we took the same approach. So without further ado, here's a brief look into our upcoming TV series for Apple. Teşekkür ediyorum efendim. Dıbıcıkladığınız için kesenize bereket. Bir dakika, ne TV series mi? Şey mi lan acaba? Şey gibi mi olacak? Mythic Quest. Mythic Quest. Some may say it's just a video game. When it first debuted, MQ was hailed as a masterpiece. Now played in 20 different countries on 6 continents. Çok başarılı bir hikayeyi anlattı işte hikaye. Oyun içerisinde hikaye en iyi şey. Şey mi o değil mi bu? Şey bilim kurgu filmi vardı ya, oyunu da çıkarttılar. Oyunda yaşanan olaylara göre bir dizi şekil alacak falan. Sonra lafa kaldırdılar. Neydi o ya? Ravens Banquet. Onu gibi bir şey mi acaba ya? Etkileşimli mi olacak? Creative director Ian Grimm. When we think about cultural touchstones. Defiance, Defiance. Aynen, aynen. E.T. Star Wars. Şey bu abi herhalde, mockumentary herhalde. Our industry dwarfs the traditional entertainment business. So when we think about legends. Valla neyse çekici bir şey diyemem. True indeed. And when we think of visionary world-building artists, instead of just Spielberg, Lucas and Cameron, why not think Grimm? I'm sorry, I gotta stop. What is this? It's a commercial for the game. It's a commercial for you. It's still going. Shh, 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 shh. This is insane. I think it's brilliant. Şerif de oyuncu değil mi? Bu kadar tanıdık geldi ki müzik. Müzikler hep zaten şey abi, royalty free falan herhalde. Hepsini tanıyorum ben müzikleri. It's not funny. Ben de böyle poz vereceğim kas yapınca arkadaşlar. Söz. Kızı oldu. Ben farklı bir şey göbek bekliyorum. Göbek kası çıkar çıkmaz abi. Karın kası pardon. Hey there, my name is Parker Intero Makai. Senin bir şey aldı abi. Ünlüler şey mi oynuyormuş? Rainbow Six mi oynuyormuş? Seninki çıkar şimdi. Year 4. In-game events, map reworks, playlist updates, a roster of 52 unique operators, and of course, a blocking esports scene. Starting tomorrow, you'll be able to enjoy... Remnes açıklanan şeyin bir televizyon dizisiydi. Yani Ubisoft sponsorluğunda gerçekleşen bir dizi duyurdular. Bir oyun geliştirici stüdyoyla alakalı komedi dizisi duyurdular yani. Stick around for an intense celebrity match starring T-Pain, Little Yachty and some of your favorite Twitch streamers for the Twitch Rivals. Ne demek kasa gerek yok demiş. Ya beni yemeyin ya. Here's a glimpse of the new season in action. Tekrarları izledim. Göbek öyle bir çıkmış ki öyle. Görüyor musun? Ben de abi bak sana yakışıyor. Allah Allah bana niye yakışıyor ya? Ya senin de zayıflamanı isterim ama sende mesela çirkin durmuyor. Mesela Shrek zayıflasa daha çirkin olur. Ona gibi düşün.
Aaa headshot'ı yedi. Aynı ben. Ya atan ya. Kingsman müziği değil mi la bu arkadaki? Kingsman'da barda dövüşürlerken bizim karakterin hepsini tıkotladığı müzik değil mi? O abi. O. Manners make it man derken hatta bu müzik çalıyordu arkada. Bundan da bu karakterden dolayı olabilir abi. Kingsman müziği oğlum bu. İşte şu karakterden dolayı olabilir. Evet bak Kings şey getiriyor. Çünkü karakter şey böyle. Evet abi Kings'in aksiyon müziği bu. Dövüşürken tam barda milleti döverken çalan müzik. Bu karakterin bu. Özelliği ne Ahmet biliyor musun? Karakterin özelliği abi sanırım sis bombalarını etkilenmiyor şu şeylerden bak görüyorum. Biraz şey ney gibi. Bu Kingsman mı cidden? Ajan ya işte Spray'da ajan gibi. Glaz var ya Glaz'ın özelliği gibi bir özelliği var. Sisin içinden görebiliyor. Daha hızlı mı çözüyor acaba? Faruk Bey! Teşekkür ederiz sağ olun. Faruk Özşahin abone oldu. Özelliği takım elbise yani. Bayağı bak zaman... Secret Service abi Kingsman işte. Zaten özelliği takım elbiseymiş. Vardı. Neyse. Clutch var yani. Tek başına mı bu? Bunun yancısı yok, ki. Yok var yancısı da. Yancısı da... Abi diğer karakterleri açmak lazım ya. Açınca mükemmele dönüyor oyun. Yancısı da abi... Kaveyra vardı ya gizli. Neyin bu atıyoruz oğlum bu aralar her hafta. Ayıp ediyorsunuz. Bu ne lan? Child of... Neyin bu o gece diğer karakteri Child of Light 2. Ne abi? Hücum tarafına gizlilik yapan karakter. Sessiz adına. Ana! Adventure. Oğlum ben bu Adventure'ı bir kere izledim. Abi başlayayım dedim. Espri şeyini anlayamadım abi. Benim beynim yetmedi. Algılayamadım abi. Çok garip bir mizanlayışı var. Ben birkaç bölüm seyrettim. İzlediğim zaman keyif alıyorum ama devam edesim gelmiyor. Ben hiç giremedim abi ya. Ben belki bana hitap etmiyormuş. Bravo hala. Oğlum ne oluyor lan ekrana? Ahmetciğim yok öyle bir şey. Adventure time comes to Brawlhalla. İngilizce ve Türkçe mi dedi? Ya boşlukla çok güzel başladık da. Nereye gidiyoruz? Bu şey mi? Super Smash gibi bir şey. Brawlhalla yani. Aynen. Hiç oynamadım ya. Ben de oynamadım. Valla Smash varken de açıkçası. Dünyanın parasını verip Smash aldık oğlum. Free to play Brawlhalla mı oynayacağız? Ben free to play diye biliyorum ben. 25 million players. Dude, that's almost 25 and a half million. Play free, aynen. Hala oynuyorum aslında şimdi kesin. Ne yapacağım bu? Online alacağım bu oyunu geçeceğim. Çıkmaz oyunu. No man, Brawlhalla. Oh. Hey, uf, kart pahalı yazmış. Makale yazmış ya. Para yoksa fena değil eminim canım ona bir şey diyemeyiz. Hı? Yani Smash makine oynamaz ama para varsa paran yoksa fena değil diyor da. Biliyorum. Öyle canım free to play oyunların hepsi de şey değil. Bu gene Rainbow Six değil mi? Yooo şey işte ya. Oğlum Punisher değil mi lan bu? Punisher'daki adam neydi şey lan bu adam? Ghost Recon. Ha evet doğru Ghost Recon'da teaser'ın da vardı ya. Var mıydı? Vardı. Those rounds come screaming past your head. You're gonna learn. Nedir abi bu dünyasına şey ya? Hungry enough to take. Şey mi bu? Bu adam böyle çok büyüyemeyen şeylerden biri ya. Kötü karakteri bu olacak. Şeyde de o Wolf'te falan oynuyordu lan bu herif. Şeyde de vardı. Scario'da falan da oynuyordu. Ha, dur ben Scario'yu izlemedim. Scario'da bu arada bu adamın oynadığı en ezik karakter falan herhalde Scario'daki. Ağlayan böyle şey yapar. Scario şeyde de vardı, Accountant'ta da vardı. Ben Affleck'le beraber oynuyordu. Filmin villain karakteriydi gene. Karışmadık bir herif ya. Bizi bayağı tavsiye etmişler ama. Scario çok güzel film abi. Size tavsiye ederim yani. Belgesel gibi film hani öyle söyleyeyim sana. Ben de izleyicilerin bu akşam kolayı izleyelim. Korkunç bir gerçeklikle yaklaşıyor yani. Şey Scario gerçekten olayı. İkinciyi izlemedim. İkinci bayağı faksiyon gibi görünüyor ama birinci film böyle bildiğin belgesel gibi yani. Bir CIA operasyonu nasıl yürütülür? Hani gerçekten böyle belgesel gibi film yani. Bu arada bu herif şeye de çok yakıştı lan Punisher'a. Güzel gitmişti aynen. Yüzü
Şeyini bilmiyorum, hani izlemedim ama. Peki siz böyle oyuncuların olması hoşunuza gidiyor mu? Yoksa hani o dünyaya aykırı... Benim gidiyor ya, ben hoşlanıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Sen falan. Ne? Böyle oyuncuların olmasını seviyor musun? Ya ben oyunlarda biraz o dünyaya özgü karakterler görmek istiyorum. Ama şimdi sonuçta bu adamı bir dizide gördün diye diğer filmde gördüğünde yadırgamıyorsun. Oyunlarda ben biraz yadırgıyorum yani. Mesela ben Call of Duty'de Kit Harington'la hiç alışamadım. Hele kötü olarak abi. Abi o gözükmüyordu çünkü. Orada gözükmüyordu gerçekten. Yani gördüğüm mesela zaman Kevin da... Kevin Spacey daha fazla, Kevin Spacey'in yeri bak daha mesela, iyiydi. Kevin daha Spacey'e iyiydi. Hiç şey yapmadım mesela. Yadırgamadım. Hı-hı. Çok güzel uyumuştu. Ben onu görmek belki sorun değil de kontrol etmeyi seviyorum. Köpek mi getirdi lan onlar sahneye? Evet. Oy yavru! Oy! Hey, aa bizim herif çakmış. Bak normal hali böyle ya, bu herif böyle sert manyaklar oynuyor ya. Evet. Sonra gülümseyerek çıkınca böyle mutlu oluyorum, böyle böyle gülümseyerek böyle şirin şirin baksana. Yok o da normal, çok farklı görünüyor. Ha John Belton. It's been really great and exciting and I'm really honored to be here. I'm enormously proud to be part of the development of this game. It was a pleasure to work with the Ubisoft team. Bir de böyle coşkulu karakterleri oynuyor böyle. Rrr rrr falan diye konuşan, böyle çok sert konuşan karakterleri böyle. Redneck gibi. Special Forces soldier who lost everything. And now I get to play Cole D. Bunların sunum yapılması biraz çekiniyorlar gibi geldi ona ya. Lan mesela Keanu Reeves bana çok şey geldi. Ama bitse de gideyim falan böyle. Hani bana göre değil orası gibisinden gibi hissettim. Çok alışkın değil. He loves his brothers, his fellow soldiers. Köpek saldırı sayısını. Tam yalnız Netflix Punisher'ına çok benzer bir karakter oynamıyor mu? Her şeyini kaybetmiş özel kuvvetler askeri. Ha evet yani. İşin nasıl çözülmesi gerektiğine karar veriyor. Punisher'ın geçmişini bildiğim için şey diyorum. Yoksa ben dizinin kendisini izlemedim abi. My army, the wolves. Telefonun borcuna göre... Abi işte şimdi bu herifi getirdiniz tamam mı günün olarak? Adamın gibi bek bir şekilde anlatıyorlar. Böyle bir karakter işte her şeyini kaybetmiş bir süper kuvvetler askeri bilmem falan. Heyecanlanıyorum anladın mı? Villain'ı kuruyorlar. Oyunda biliyorum ki doğru düzgün ne gözükecek? Ne anlatacaklar adam gibi? Ne de düzgün bir boss savaşı olacak böyle? Arada böyle gerip bir iki emir verip gidecek. Yani biliyorum böyle olacağını. Üzülüyorum işte böyle olunca. Belki gerekli şeyi verirler. Köpek ne tatlıymış ya. Bir de duruyordu. Bu kadar kalabalığa hiç aldırış değil. Abi eğitilmiş. Yani bariz. Sadece alkışta kulaklarına hafif bir şey yapıyor. Ne oluyor falan filan. Emel'cim saygılar. Arada kaçıyorum, idare edin. Ghost Racon'a da ben girerim artık bu oyuna. Cengesini halleden herif hiç sevmiyor. Vah oğlum senaryolar. Bunu oynar mıyız dost? Neyi? Wildlands kadar. Oynarız yani, keşke Wildlands'ı bitirebileydik de. Abi bit... Yani hep aynı şeyi yapıp nasıl bitireceksin abi? Bunaldın ya. Bidonlara bir şey takıyorsun. Kutulardan bir şey alıyorsun. Ghost Recon demişler. Burada... We fight with our brothers and sisters. Acilen ödemeler kısmına bakıyorlar bana. Binary Game'i gireyim ben. Ne ödemesi? Ya benim Binary Game belli ki yayına gelmiyor abi bu açlar. Ya bazen şey istiyor ya, bir tekrar bağlamanı falan filan gerektiriyor. Yani 10 bin lira falan mı geldi acaba? Bilmiyorum. 10 bin lira geldiyse bir şey yap. Karışırız ya, ayıp ediyor. Kırışma değil canım. Bir yemeğini yerim. Ayıp ediyor ya. Never die. İşte. Gelmedi abi benim diyen falan.